Kaş arası çizgileri insanı olduğundan sinirli, yorgun, bitkin gösteren çizgilerdir. Bunları hiç tercih etmiyor tabii ki hastalarımız. Kaş arası çizgileri ile gelen hastalarda bu hastaların kaç yaşında olduğuna, bu çizgilerin istirahat pozisyonunda hastada olup olmadığına göre tedavimizi değiştiriyoruz. Şimdi istirahat pozisyonunda gelen bir hastada durduğu halde ve hiç mimik kullanmadığı halde kaş arası çizgiler varsa bu hastada tedavide dolguları tercih ediyoruz ve dolguları öneriyoruz. Bu bölgeye dolgu yaparken de mutlaka o bölgeden geçen damarların anatomisine çok hakim olmak gerekiyor. Zira bu dolgular damara kaçtığı anda burnumuzda, alnımızda doku kayıplarına kadar yol açan dramatik sonuçları olabiliyor. Eğer istirahat pozisyonunda bir hastanın çizgisi yok ise, daha genç yaşlardaysa ya da daha az mimikli bir hastaysa burada botokstan faydalanıyoruz. Bu bölgeye botoks uygularken de mutlaka kaşların yaklaşık yarım santim üzerinde kalarak bunu uygulamaya özen gösteriyoruz. 4 ya da 5 noktadan uyguluyoruz. Çünkü sonrasında kaşlarda bir düşme, daha yorgun, daha üzgün bir görüntü oluşabiliyor eğer 0,5 santimi burada korumazsak. Yani bu da çok basit gözükse de incelikleri olan bir uygulama.